Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Geç kızım benim. Hayırlı, bol, bereketli, enerji dolu bir gün olsun inşallah diyorum. Ve yeni güne bir besmele, bir de şükürle başlıyoruz. Ay niye kameram sanki bulanık gibi gözüktü? Karanlık. Olabilir. Saçım nasıl? Çok güzelsin yine. Şeker kız. Bugün her birimiz ayrı ayrı takılıyoruz. Emirhan'ın halı sahası var. Bizim Ceren'le gezmemiz var. Gel kızım. Tamam gerek yok. Teşekkür ederim anneciğim. İlla kapımı açar. Evet. Haydi çıktık bakalım. Emirhan'cığım sen yolu tarif edeceksin. Bu sefer farklı bir yerde halı saha. Maç yapacaklarmış. İnşallah ben bulacağım. Sen ne yapıyorsun orada? Yağmur yağacak diyor ya Emirhan. Yağmadı görüyor musun? Ama yağmaması senin için iyi oldu. Yoksa ben seni maça gönderir miydim acaba? Kapalı mı? Üstü kapalı zaten. Ha, kapalı spor salonu. Perşembeye kadar yağmur yağacak. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Dilanurcuğumun yanına gidiyoruz. Dilanur çok güzel şeyler getirmiş. Ev dekor eşyaları falan da var. Onda çok fazla çok güzel şeyler var. Kendisi iç mimar. Daha önce götürmüştüm sizi. Hatırlayanlar vardır içinizde. Kübra'yı alacağım şimdi. Kübra ile beraber gideceğiz. Ben de merak ediyorum. Şöyle masanın üstüne tam istediğim gibi bir obje bulamadım. Vazo mu alsam, ne yapsam? Böyle çok kararsızım. Belki orada beğendiğim bir şey olur. Ben de bakarım. İhtiyacım olursa da seversem de alabilirim. Benim de masada bir şey. Hangi masada? Bilgisayarcım, ses masada. Ya ama oğlum sana da şöyle bir şey almıştık ya. Neydi o? Başka bir şey daha. Tın 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 yapıyor ya hani. Ne onu diyor? Aklıma gelmiyor onlar isimleri. Enerjik falan. İşte böyle enerjik bir şeyler aldım sana da. Ne alabilirim? Bir şey daha. Ne olmuş? Peki oğlum canı sağ olsun. Sen yeter ki iste. Sola döneceğim ha. Aa bu şeyden mi döneceğiz yukarıya doğru? Hmm, bak iyi ki söyledin. Yolun karşı tarafına geçmeliyiz o zaman. Oğlum çok uzak değilmiş yani yürümek için çok şey değilmiş. Hani ben düşündüm ki bayağı uzak aranız falan. 35-40 dakikada yürüyorum ya. Gerçekten mi? Oğlum sen yavaş mı yürüyorsun? Bir de futbolcusun sen. 2 kilometre. Ya sen futbolcu da bir gençsin ama bilemedim şu anda. Ben de futbolcuyum. Sen? Ne olmuş bıraksan yani? Anneciğim ben bırakmaktan yüksünmüyorum. Hani sen öyle dedin ya uzak falan diye. Senin ben... anahtarını bana verecek misin? Yok yok ben senden önce gelirim. Evin anahtarını almış mıyım bu arada? Ceren bir çantaya bak bakalım. Almadıysan. Biliyorsun benim böyle de şeylerim olabilir yani. Bu yolda çok sıkıntı ya. Şey mi? Evet anneciğim. Emirhan buradan. Şeyden. Düz gideceğim tamam. Ben burayı hatırlıyorum ya. Seni daha önce almaya geldim ben sanki burada. Gelin ben dükeceğim. Aslında haklıymış, uzakmış. Böyle dönünce falan bayağı yol geldik. Haklıymışsın kusura bakma. Sağ ol anneciğim. Seni seviyorum, başarılar diliyorum. Sağ ol. Bak buradan geçerken lütfen ışıklara dikkat et ve dikkatli geç. Bu yol bayağı tehlikeli gibi duruyor. Hadi Allah'a emanetsin. Kendine dikkat et. Seni seviyoruz. Ben burada beklerim. Analık. Analık. Bak bakayım kız abine. Şuradan göremiyorum şu anda. Ben görüyorum. Geçiyor mu? Yürüyor. Çok tehlikeli bu yol. Şöyle size bakın ne göstereceğim. Çok güzel modeller gelmiş. Başka ne vereyim? İki. Şu şey. Aha. Aha. Yani bünyemi topladı dışarıdan.
Bu arada şimdi bir kapı çaldı ve beklediğim kargolarım vardı. Onlar da geldiler. Hemen sizlerle de paylaşayım. Biliyorsunuz benim yağdanlığım kırıldı ve çok üzülmüştüm. Tupperware sayfasından sürekli alışveriş yaptığım, gerçekten çok güvendiğim ve sevdiğim tatlı bir kızımız var. Hemen ondan bu sefer de böyle ürünler sipariş verdim. Bunlar da damlatmıyor. Diğeri de benim kullandığım da damlatmıyordu. O da çok güzeldi. Bu sefer de böyle denemek istedim. Bundan da mesela çok güzel olumlu geri dönüşler vardı. Denedikçe sizlerle de paylaşacağım. Bir de şöyle muhteşem bir şef bıçağı siparişi verdim. Bir de yanında, onun yanında nasıl bebek gibi duruyor ama benim elime genellikle de bunlar çok rahat ve kolay geliyor. Şu bıçağı açıp sizlere göstermek istiyorum. Nasıl güzel bir bıçaksın sen. Renk zaten benim rengim. Bu güzellikte bir şef bıçağına ihtiyacınız varsa... Vallahi ben sayfayı bırakırım. Yağdanlıkta ihtiyacınız varsa bırakırım. Soranlar için sizler bakarsınız. Ay niye yazıları netleştiremiyorum? Heh, netleştirdim şimdi. Nasıl güzel değil mi? Şöyle elle tutuşu falan da çok güzel. Bu da yine Tupperware'in. Şöyle tırtıklı. Bunun düz olanı da var. Tam vaktinde yine geldi. Şimdi güzelce yıkayacağım ve hemen sıvı yağ ve zeytinyağımı içerisine dolduracağım. Yeni yerlerine de pek yakıştılar. Kullanalım bakalım. Memnun kaldıkça da sizlere paylaşırım. Kullananlar memnundu. Ben de onu düşünerek hem de yıkaması kolay olsun diye böyle tercih ettim bu sefer. Şimdi hemen kendimi mutfağa attım. Güzel bir akşam yemeği hazırlıyorum. Böyle tavuklarım güzel çimikselik olacak şekilde hazırlattım. Önce işlem yapacağım. Bir pişireceğiz. Ondan sonra da üzerine güzel kremalı mantarlı bir sote yapıp fırınlayacağız. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta olacak şekilde şinitsellikler. Şöyle bir alt üst çok fazla olmadan pişireceğim. Sonra hemen mantarlı kremalı sosunu hazırlayacağım. Bu arada hemen şöyle göstereyim. Tavuklarım pişti. Çok fazla pişirmedim ama şöyle alt üst bir hafif kızarttım. Sonrasında soğanlarımı attım. Şimdi soğanın içine bir yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Unla beraber birazcık daha karıştıracağım. Arkasından mantarları, arkasından baharatları ve son olarak kremayı ekleyeceğiz. Bu arada fırını da açayım. Fırında güzelce ısınsın. Şöyle üzerine güzelce mantarları da ekledim, un ekledim, biraz kavurdum ve kırmızı kapya biber ve yeşil biber de ekledim. Şimdi çok azıcık daha şöyle renkleri dönsün, baharatlarını ekleyip kremasını ekleyeceğim. Bak şimdi bu tarifi mutlaka denemelisin çünkü çok seveceğini düşünüyorum. Kremayı da ekledim. Gördüğün gibi çok azıcık, böyle yarım çay bardağından da az. İçerisine süt de ekledim. Birazcık daha akışkan olsun istiyorum çünkü ben. Kekik, karabiber, pul biber ekledim. Baharat olarak da onları kullandım ama sen farklı bir şeyler istersen onları da ekleyebilirsin. Şöyle bir iki tıngırdasın. Hemen buranın üzerine alıp üzerine kaşar peyniri dilimleriyle beraber göndereceğiz fırına. Eminim çok seveceksiniz. Mutlaka deneyin. Gördüğünüz kısa sürede hemen hazırladım. Hem akşam yemekleri hem misafir sofralarınıza çok yakışacak. O pişerken ben pilavımı da yapacağım yanına. Patates de kızartabilirsiniz. Makarna da yapabilirsiniz. Hepsi yakışır. Şöyle göstereyim. Bütün karışımı üzerine ekledim. Ve hemen son dokunuş kaşar peynirleri geliyor.
Kaşar peynirini rendeleyebilirsiniz ama ben böyle dilimli almışım, evde bu vardı, o yüzden onu değerlendireceğim. Ama siz kaşar peyniri rendeleyip üzerine de komple her tarafına eşit gelecek şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle güzelce yapalım, bir tane de ortasına. Hadi bakalım biz fırına. Bu arada az önce çekmeyi unutmuşum. Hani yağ damlatıyor mu damlatmıyor mu diye bakacağız ya. Gerçekten hiç bu da damlatmıyor şansıma. Öbürü de öyleydi, bu da böyle. Çok mutlu oldum şu anda. Hem de denemiş ve sizlerle de paylaşmış oldum. Şöyle göstereyim yemeğin son halini. Çok güzel bir şekilde pişti maşallah, sübhanallah. Hemen pilavım da pişsin, az kaldı. Servise hazır olacaklar. Bu arada biraz dinlenmiş olur. Pilavım da oy 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 pişti. Gayet güzel. Şöyle azıcık bir demini alsın. Karıştırayım. Sonra servise hazır. Evet, şöyle güzel de bir sunum yapıyorum. Hemen o sırada üzerimi de değiştirdim. Yemeklerimiz de gayet güzel bir şekilde piştiler. Haydi bismillah. Şöyle ilkini size göstereyim. Böyle yakına gel kızım. Şuradan alacağım. Allah, bismillah. Ay çok güzel oldu maşallah. Çok severim ben böyle soslu yemekleri. Şöyle göstereyim. Sunum tek kelimeyle harika. Deneyin. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Şimdi sizler için yine güzel bir tarifim var. Hemen arkasından böyle çaya yetişsin. Harika bir tatlı yapacağız. Limonlu kupta harika tatlı geliyor. Şöyle 2,5 yemek kaşığı kadar un ekledim. 2,5 yemek kaşığı kadar nişasta ekledim. 1 litre sütün içerisine. Tam tutan bir tariftir. Siz de malzemeleri tam koyarsanız gerçekten güzel olacak. Şöyle hemen içerisine de 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ekledim. Onları güzelce muhallebi kıvamına kadar karıştıracağım. Ve burada da gördüğünüz gibi şekerli vanilin ve tereyağım var. Güzel bir kıvam aldıktan sonra da onları ekleyeceğim. Şöyle karıştırmaya devam. Güzel bir muhallebi kıvamı alana kadar karıştıracağım. Evet, muhallebimiz istediğimiz kıvamı aldı. Altını kıstım. Ve hemen vanilya ve tereyağı da ekliyorum içerisine. Artık kapatabilirim. Hemen onu kupların içerisine alacağım. Ben hemen üstünün malzemesini yapmaya başlayacağım. Yapmak zorunda değilsiniz ama şöyle ben evde bisküvim vardı. Şöyle bir de alt zemin hazırladım ama dediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Direkt bu şekilde de yapabilirsiniz ya da kek, evde kalmış kekiniz varsa onu da değerlendirebilirsiniz. Şimdi hepsini ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Verdiğim tariften tam 8 kup çıktı.
Siz de böyle kuplarınız varsa ya da bu ölçülerde bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hadi gelin şimdi üzerini yapalım. Şimdi sizlerle beraber sosunu yapacağız. Sosunda ne var? 2 su bardağı kadar suyum var. Hemen suyun içerisine 2 yemek kaşığı nişastamı ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 1 su bardağından 1-2 parmak kadar eksik. Toz şekerim var. Onu da ekledim. 1 tam limonun suyu var. Onu da ekliyorum. Son olarak da şöyle çok azıcık bir zerdeçal ekleyeceğim. Bir çay kaşığının ucu ile beraber diyebiliriz buna. Ay inşallah çok atmam. Neyse. Şurada yapayım. Korktum bir an birden gider. Şu kadar da zerdeçal yeterli. Hemen çok açmışız altını. Karıştırarak güzel bir kıvam alana kadar pişireceğim. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Güzelce koyulana kadar pişirelim bakalım. Üzerlerine biliyorsunuz bisküviler vardı altta. Hemen üst katmana da onlardan ekledim. Limonlu sosunu da biraz bekletip soğuttum. Şöyle en üst tarafına artık dökeceğim. İnşallah bir taraflara dökmeden dökerim. Biraz donduğunda görüntü gerçekten çok güzel olacak. Tatlıdan sonra hemen dedim ki şöyle güzel de bir salata da yapayım ben. Ne zamandır aklımdaydı. Bunu böyle biraz fazla yapıp buzdolabında da bekleteceğim. Gidip gelip yerim. Hem gerçekten atıştırmalık olarak düşünürseniz, hem salata olarak düşünürseniz, üstelik yemeklerin yanına da yakışacağını düşünüyorum. Çok seveceksiniz eminim. Yapın, buzdolabına kaldırın. Gün içerisinde tüketin. Böyle açlığınızı da bastırır. Böyle diyet falan da dikkat ediyorsanız da ya da ikram sofraları için farklı bir lezzet olsun diyorsanız bence güzel bir alternatif. Bu arada salatamız da hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel olmadı mı? Ah, bir de nar olsaydı içine gerçekten çok yakışacaktı. Baktım evde çilek var. Çilek de güzel olur. Küçük küçük doğrayıp yerken ekleyin derim. Çünkü çilek uzun süre kalmaz. Yani ertesi güne de kalsın istiyorsanız öyle yapın. Hemen içerisine ne koydum? Kornişon turşu koydum. Göz kararı yaptım. Mısır ekledim. Bir kavanoz kadar, küçük bir kavanoz mısır. Mercimekleri önden haşladım. İçine bir tane soğan, böyle yemeklikten birazcık daha ince olacak şekilde doğradım. Dereotu, maydanoz, kornişon turşu, mısır, kırmızı kapya biber. Varsa közlenmiş çok güzel olur. Hepsini güzelce karıştırdım. Nar ekşisi, limon, zeytinyağı, karabiber, pul biber, tuz ekledim. Harika da bir şekilde harmanladım. Buyurun size mis gibi bir salata tarifi. Şimdi çay faslına geçebiliriz. Tatlıların finalini çekmeyi unutmayayım dedim ve tatlıların finalini de gösteriyorum sizlere. Gerçekten çok güzel oldular. Mutlaka deneyin. Eminim çok seveceksiniz. Hadi biz çaya geçelim. Evet, tatlıyı göstereyim mi size? Tek kelimeyle harika olmuş. Vallahi bayıldım. Deneyin, eminim sizler de çok seveceksiniz. Evdekiler de çok sevdi çünkü. Ya ben nasıl yorulmuşum ya böyle. Gerçekten böyle bir köşede kaldım. Çayı içtim. Ondan sonra da biliyorsunuz zaten bu saatlerde böyle yavaş yavaş gözlerim gitme saatleri. Aslında tatlıyı da yemesem iyiydi ama neyse saat 7-7.30 gibi yedim. Çünkü akşam bir şey yememeye dikkat ediyorum ben. Daha çok içecek, kalorisi olmayan içecekler tüketmeye çalışıyorum.
Akşam yemek yemeği, hatta şöyle telaffuz edebiliriz bence. Çok eskiden bir yerde bir yazı okumuştum. Çok dikkatimi çekmişti. Bu aralıklı oruca başladığım zamanlardı sanırım. Saat 21'den sonra yemek yemek, siz tam uyumaya hazırlanırken komşunuzun gelip kapıyı çalıp hadi kahve içelim demesi gibi bir şeymiş. Yani vücudunuz da belli bir saatten sonra aslında yemeği kapatıyor. Sadece mübarek Ramazan ayında izin veriyor. Diğer günler akşam yemek yemeyi kapatıyor ki dinlensin. Çok mantıklı değil mi aslına bakarsanız? O yüzden mümkünse saat 7'den 8'den sonra yemek yerine içmeyi tercih edin. O da tabii ki kalorisiz şeyler. Emin olun vücudunuza çok iyi gelecek. Ben aralıklı oruç yapmıştım farkındaysanız bir ara. Hatta sizinle başlayanlar da vardı. Siz benimle birlikte başlayanlar da vardı. O kadar iyi gelmişti ki bana ve ondan sonra da bunu devam ettirdim. Şöyle devam ettirdim. Tabii ki saat 8'den sonra yememeye özen gösterdim. Arada küçük kaçamaklar yaptım. Ama daha iyi, sabahları daha dinç uyandığımı, bana daha iyi geldiğini, gece uyurken çok daha rahat uyuduğumu fark ettim. Mümkünse belli bir saatten sonra yemeyin. Biz zaten eşim 6-6.30 gibi görevden geldiği için en geç 7'de yeme olayını kapatmış oluyoruz. İçiyorsak çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Onu da zaten şekersiz içiyoruz. Tabii ben Türk kahvesini akşam içmiyorum. Yoksa biraz şeker atıyorum ona. Neyse, sağlık önemli. Gerçekten önemli. Hele ki kaybettikten sonra kıymetini daha çok iyi anlıyoruz. O yüzden mutlaka sağlık kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Bu beden unutmayın bize emanet ve emanete sahip çıkalım. Vücudumuza sahip çıkalım. Özellikle de sağlıklı beslenmeye dikkat edelim. Kaçınalım ki böyle fazla da kilolar alıp sonra da kilo vermelerle uğraşmayalım. Çünkü belli bir yaştan sonra metabolizma zayıflıyor ve kilo vermek de gerçekten zorlaşıyor. Ben mesela çok kilolu insanların diz ağrıları, vücut, bel, bir sürü ağrılar şikayetlerini olduğunu biliyorum. Annem de kiloludur ve hep bu şeylerden şikayetçidir. Belli bir kiloya da aldıktan sonra vermeniz kolay olmuyor. Şimdiden vücudumuzun, sağlığımızın kıymetini bilelim diyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız benim güzel kocaman YouTube ailem. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayın. İnşallah faydalı videolardır. İnşallah tariflerimi deniyorsunuzdur. İnşallah memnun kalıyorsunuzdur. Güzel yorumlarınız için, ettiğiniz dualar için Allah binlerce kere razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.